kolay maskeleme için çerçeve aracı. InDesign'dan da tanıdığımız frame'leri artık Photoshop içerisinde kullanabiliyor olacağız. Burada normalde biz bir maskeleme yaparken bir görselin, piksel dokunun alanından başka bir görseli görüntüleme sürecine maskeleme diyorduk hatırlarsanız. Normalde bir görseli ekrana taşıdığımızda şurada görüyorsunuz. Ben üzerinde yeni bir katman oluşturup şu şekilde göstermek istiyorum. Fırçayla normal bir alanı dilediğiniz bir renge boyayabilirsiniz. Örneğin ben görüntü sağlıklı olsun diye şöyle kırmızı bir renk seçiyorum. Şu alanı da dikkat edersek boyuyorum. Bu boyama işlemini gerçekleştirdiğimde burada var olan piksel dokunun alanından şurada görüyorsunuz iki katmanın arasına gelip alt tuşuna basıp tıkladığımızda, özür dilerim, burada kural olarak fotoğraf üstte olacak. Şurada geliyorum, bir maskeleme sürecini gerçekleştirmiş oluyorum. Resim doğrudan bizim buradaki katmanın üzerinden görüntüleniyor ve bir maskeleme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Bunu gerçekleştirirken siz yine maske alanındaki kullandığınız katman üzerinde yine boyamaya devam edebilirsiniz. Boyama gerçekleştikçe siz normalde bu alanda alttaki fotoyu görüntülüyor olacaksınız. Silgi alarak kaldırmak istediğiniz alanları da ne yapabilirsiniz? Tekrar silerek görünmez hale getirebilirsiniz. Bu normal bizim maskeleme sürecimizdi. Bunun ikisini çöpe atalım. Şurada frame seçeneğine tıklıyorum. Şurada normal kare veya dikdörtgen, oval şekillerde kendinize frame'ler oluşturabilirsiniz. Ve gerekse sok üzerinden, gerekse kendi bilgisayarınızdan file place yöntemiyle görselleri çekip bu frame'lerin içerisine doğrudan atabilirsiniz. Bu frame'ler şurada göründüğü gibi tek katman halinde bir frame motoru gibi çalışıyor ve doğrudan görüntüyü gerçekleştiriyor. Eğer dilersek kendi frame'lerimizi oluşturmak için pen aracıyla veya shape tool gruplarından bir tanesiyle bir şekil çizerek direkt kendi temel şeklimizi de frame halinde ne yapabiliyoruz? Dönüştürme özelliğiyle dönüştürebiliyoruz. Örneğin ben burada bir şekil çiziyorum. Şurada görüyorsunuz shape layer. Bunun üzerine sağ tıkladığımda şurada convert to frame özelliği eklendiğini görüyorsunuz. Tıkladığınızda OK dediğimde burada da kendime ait bir özel frame oluşturmuş oluyorum. Getirip görseli bunun içerisine attığımda direkt aslında maskeleme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz.